Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Steam Deck'te çalışır mı konseptimin oyunu Cyberpunk 2077 olacak. Cyberpunk 2077'yi de Epic Games üzerinden oynayacağız. Epic Games hesabımıza da Lutris isimli program aracılığıyla bağlanabiliyoruz. Bu Lutris'in kurulumunda ilerleyen zamanlarda sizlere göstereceğim. Lutris'e girdikten sonra bizi böyle bir pencere karşılıyor. Buradan Epic Games Store'a tıkladım. Buradan play dedikten sonra hesabımıza bağlanmış olacağız. Steam Deck üzerinden Epic Games oyunları oynanıyor. Ama her oyun açmayabiliyor bazen Epic Games'te de. Onun için yapabilecek bir şey yok. Buradan Cyberpunk'ı seçtim. Başla dedim. Ve oyunun Epic üzerinden açılışını izleyeceğiz. Bizi gördüğünüz gibi CD Projekt Red'in Launcher gibi bir arayüzü karşıladı. Buradan play dedikten sonra oyunumuza girmiş olacağız. Gördüğünüz gibi Cyberpunk 2077 geldi. Buradaki 80'lere 90'lara aldırış etmeyin. Onlar doğru rakamlar değil. Bendeki model 60'a kadar destekliyor. Bu şu anda bir nevi bug gibi düşünebilirsiniz. Oyunumuza giriyoruz. Şimdi öncelikli olarak ayarlarımı göstermek istiyorum. Buradan grafik ayarım AMD süper çözünürlük açık performans modundayım ve bak yerel gölge kalitesi yüksek diyor. Hiç karışmayacağım. Hiç karışmayacağım çünkü bunu ben neyse onu yapmak istiyorum. Bakalım bize neyi sunacak? Kaç FPS verecek? Ondan sonra oyun içerisinde onu tekrardan şey yaparız. Düzeltiriz. Gördüğünüz gibi olması gereken değerlere düştü. İnşallah. Şeyleri göstermek istemiyorum. Çok şükür. Berbat bir bölümdü. Buraları atlıyorum. Video uzasın istemiyorum. Bir an önce dışarıya çıkmak istiyorum çünkü. Olayımız FPS göstermek, oyun göstermek değil. Performans modundayız. Şu an içeride ortalama 36 FPS falan görüyoruz. Şimdi kiminle konuşacağız? Seninle mi konuşacağız? Tamam, git hadi bakalım. Hadi canım, hadi. Bir an önce sal beni dışarı çıkmak istiyorum. Sağ ol, aferin. Önde çok karanlık, görmüyorum ki hiçbir şey. Buralarda kasıntılar oldu oyunda. Şimdi bu oyun belki Epic Games üzerinden açtığımız için böyle olabiliyor. Yani belki Steam üzerinden oynayacağımız versiyonu daha farklı olabilir. Aklınızda bulunsun. Mesela şu aralarda 30 FPS'leri görüyoruz ama burada ben araya girmek istiyorum. Buradaki ayarları
Özel diyor ya, bunu mesela şuradan bir bakayım. Ultra bunlar fazla şey iddialı. Gel abi gel. Steam Deck. Bu. İyi var, Steam Deck modunu aldığımız zaman işler birazcık daha güzelleşti. Ah, helal be, çok şükür. Steam Deck modunu alınca oyun güzelleşti. Kara hızında. Kapı varmış. Sonunda dışarı çıkabildik. Şimdi şöyle bir ortaya gelelim. 40'lar, 41'ler, 45'ler. Bunları görebiliyoruz. Silah çekmek istiyorum. Bakalım. Birazcık suç işlemek istiyorum. Bak oyun. Arkamda biri mi var? Bilerek çatışma yapıyorum ki FPS'leri görelim. Bir de polisler girdi ya ortalığa. Oyunda aimlock var mı onu anlayamadım şu anda. Kaç abi. Var. Aimlock gibi. Aynen. Kitlenme var. Kaç. Çok fena vurdular ya. Öldük. Şimdi. Ben bakalım. Şey de denemek istiyorum. Yani 800p'yi bir 720p'ye düşüreyim. Öyle de bir denemek istiyorum açıkçası. Yine dışarı çıkacağız. Tamam. Burada 800p'den 720p'ye çekmek istiyorum açıkçası. Varsa ayarı. Aynen 720p. Çekelim. Şu an sanki daha iyi oldu gibi. At abi bombayı. Bu sefer bu silahı alacağım. Kim ateşliyor? Çok zor oluyor bunlar ya.
Şey sanki 720p'de çatışmalar daha şey gibi çekilir gibi. Ne motor mu? Binelim motoru. Allah. Kaç abi kaç. Çık arabadan. Get out. Silahı bırakmak istiyorum. Yani şu an anlam veremediğim bir şey var. Hem arabayı sürüyorum, hem ateş ediyorum. Gaz bunda ayarlar kısmında hem şeyi ateşi değiştirmek gerek. Çünkü hem ateş ediyorum hem gaz yapıyorum. Yani oyunun gaz tuşuyla ateş tuşunu aynı şeye entegre etmişler. Hayatımda gördüğüm en saçma şey. Ben şimdi ateş ede de mi gideceğim? Ya da bunda değiştirme şeyi var mı? Kamera açısını değiştir. Silahı indir. Tamam, bunu vurduk. Motora binelim. Çabuk bin. Baksana. Baksana hem ateş ediyor hem gaz yapıyoruz. Değiştirmek lazım bunu. Ben şu an bununla uğraşmayacağım. Bir de bu motor ne biçim akıyor ya böyle. Bunu merak ettim ya. Ayarlar. Kontroller kısmına gelsek. Tuş atamaları. Ha, şunu bir bakalım. Bilgisayardaki şey gösteriyor. Buradan da şey olmuyor. Saçma. Çözemedim. Nasıl olduğunu çözemedim. Neyse yani bu sonuç olarak bizim yapmamız gereken şey oyunun açılıp açılmamasıydı. Oyun açıldı. 720p'de bir tık daha çekilebilir. 800p oyunu bir tık zorluyor gibi geldi bana. Zaten zor da bir oyun. Bu cihazda bu oyunu açabiliyor olmak bile zaten büyük bir mucize açıkçası baktığımız zaman. Siz oyunu kurduktan sonra gerekli ayarlamaları kendinize göre yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.